''Bakar mısınız zekaya?'' dedi kadın. Sonra ben anne, annemi aradım çıkınca. Ya ''Anne sen beni sanatçı yapmışsın.'' Anne. Ben dedim, hiç anlamamışım bu durumu yani. <laughs> Dışarı çıkıp oturuyordum böyle. E, ben çirkinim o zaman. Yani bana çok makul bir şekilde çirkin olduğumu izah edilmeye çalışıldı. Ama kamyon çarpıyor, sadece ağzımın kenarı kanıyor. İlk ölümsüzlük performansımdı. E, kıymet bilmek lazım vefalı olmak lazım. Sağlıklı bir fedakarlık lazım. Herkesin iyi bir insan olmaya çalıştığı bir dönemde yaşıyorum. Yani çok hastalıklı bir şey bu. Ben o kişinin tecavüz ettiği bir geçmişe sahip olsaydım bana böyle mi söyleyecektiniz iş görüşmesinde? Bu adaletsizlik gözümü dolduruyor. Gonca hoş geldin. Hoş bulduk. Sadece merak ettiklerimi soracağım. Çok yakın arkadaşız. Benim hakkımda hala merak ettiğim bir şey var mı diye sorma. <laughs> çünkü var. <gülüyor> Heyecan. <gülüyor> hep ağzımızda bir cümle var ya bu iyi oyuncu. Öyle deriz ya. İyi oyuncu olmanın kuralı iyi gözlemci olmak mı? Kurallarından biri diyebiliriz. Yani o zaman oyuncuysan hep etrafındaki insanları mı gözlüyorsun? Nasıl oluyor? Hani? Ya öyle <laughs> bir hayat mı o? Böyle. <laughs> yani kendiliğinden gelişen bir şey aslında. Çünkü bunun bir metodu var. Yani bir karakteri, bir insanı anlarken, e, anlamaya çalışırken nasıl gözlemliyorsak, karakteri incelerken de o olan bir şey aslında. Çünkü sonuçta e, yazılan tüm karakterlerin hayatta bir karşılığı var. Karşılaşmamış olmamız da mümkün değil. Dolayısıyla böyle e, otomatik print ediyor kendini aslında. Neyi sever, ne olur, ne biter gibi bir şey. E, ee, dolayısıyla da e, gözlem kural ama bunun içinde olan bir şey, akışta olan bir şey aslında. Yani ne? bu karakteri oynadım çünkü çok gözlem yaptım. Benim çok ağzımda olan bir cümle değil ama olanı da yargılamıyorum tabii. Mesela ne oluyor? Sana bir senaryo geldiğinde işte okuyorsun karakteri, sonra şunu mu söylüyorsun? Ha benim hayatımdaki bilmem kime benziyor mu yoksa Gazetede okuduğum haberler olabilir, etrafımda tanık olduğum şeyler olabilir. Hissettiğim şeyler, yani oyunculukta, konservatuvarda okurken alaylılar için de geçerli bu. Yani biz hissetmeye çalışmanın ve anlamaya çalışmanın eğitimini alıyoruz aslında. Mesela Vasfiye teyzesinin hayatından birisi mi? <laughs> yani e, hayatımda var olmuş e, biri evet ama biri ya da o kişi değil. Bizim memleketimiz Hendek, Adapazarı Hendek. Aaa ee, diyorum değil mi? <laughs> Ne oldu? Bugün... Bak... Bir Kim konuk... geldiyse Adapazarı mı? Bir konuk Düzceli, bir konuk Düzce'de okuyor. Bir konuk Bolulu, bir de sende Hendek. Ben de Düzceliyim. Neler oluyor Armağan? Biliyorum. Bu bir işaret. <laughs> Bu bir işaret. Dolayısıyla böyle çocukluğumda yaz aylarında falan çok giderdik oraya. Hani konu komşu sohbetlerin içinde bazı şeyleri e, kaydetmişim yani aklımda kalmış ama... 28 yaşında bir gün aklıma geldi hani Gülse'yle konuşurken, sohbet ederken kızlarla. Allah Allah ya evet böyle bir muhabbet vardı. Allah Allah böyle şeyler oluyordu orada gibi. Bir de mutlu olduğunuz bir işte oynadıkça hani bir şey katasınız geliyor oraya. O frekansı algıladığınız zaman ya bu buraya olur aslında gibi bir şey. Yoksa saçıydı, başıydı, işte ne taktı, ne giydi, ne oluyor, nelerle oyalanıyor gibi şeyler. Gülsen'in çok katkısının olduğu şeyler. Yani adının vasfi olması, saçının başının öyle olması falan. Biz sadece mantığını yani e, insanları karanlığa çeken, bunlarla beslenen, e, karşısındaki insanın acısını normalleştiren bir koca bir kitle var. Ee, orada bir şarkının akılda kalan nakaratı gibi hani bir ne çektin bulduk. Ve onu uyduk yani onun içine girdik beraber. Senaristle yani Gülse'yle birbirimizin sesini duyarak. O bir de iyi bir takımdı. Herkes birbirine kuliste de oynardı, yapardı. Birileri bir şey eklerdi falan. Biraz tiyatro kulisi gibiydi. O yüzden iyi, iyi bir iş çıktı. Sen komediyle meşhur oldun değil mi? Evet. Ve sonra biz seni yıllarca komedyen diye bildik. Ama sonra anne de başka bir şey oynadın. Sonra bir tane polisiyede oynadım mesela. Hı hı. Ama sonra bilerek sanki komediden uzaklaşmışsın gibi. Yani konservatuarda da e, aslında herkesin beraber yürütmeye çalıştım. Yani beslenme anlamında ben öyle bir komedinim ya da bir şeyim gibi bir tercihim olmadı. Dediğim gibi hep anlamaya çalışarak hep kendimi geliştirmeye çalışarak gitti. Bir de 9-10 yaşından beri hep böyle tiyatro kursları, bir şeyler zaten hep sahne, tiyatro ile alakalı şeyler, e, oyunculukla alakalı, taklitle alakalı, hikaye anlatıcılığı, mizahla mizahla alakalı böyle aileden aldığım şeyler de olduğu için bence kesin genimde olan bir şey bu. Kim ailede oyuncuydu gibiydi? Annem, babaannesi e, Atike babaannem yani e, o benim için çok özel e, bir kadın. Onların hendekte bir evi var, eşiyle beraber yaptığı. Ve odadan odaya, odadan odaya evler olur ya işte baklava odası, bilmem ne odası falan. Biz böyle yazları toplanırdık bütün sülale ve gerçekten çok gülen bir aileydik. Yani herkes, iyi ki kameraya çekmişim bazı şeyleri eskiden. Herkes meddah. Yani izlesen inanılmaz bir şey dersin bu. Dedemin lakabı e, Avare boydu zaten, e, böyle köstekliyle e, Avara Mü'yü söylermiş devamlı ezbere ve çok komik bir adamdı. Aslında e, major boyutta bir depresyonu vardı dedemin. Hem askerdi, hem de e, otobüs şoförlüğü e, yapardı ve e, birçok sanatçının e, tur şoförlüğünü yapmış. Diyarbakır'da görev yaptığı zamanlardı, daha sonra Bursa'ya taşındığında. Ve çok komikti, çok malzemeler toplayıp gelirdi yani. O zaman gelip mesela o e, şoförlüğünün yaptığı sanatçıları anlatır mıydı? Belki mesela... anlatırdı, o kadarını hatırlamıyorum ama şey, e, vefat etmeden önce e, böyle geriye doğru sardı e, kafası. Yani alzheimer. anılara gitti, o anıları yaşamaya başladı. Tam alzheimer olmadı ama e, gönül yazar pila ile geldi bir gün. Ben de bir operasyon geçirmişim geçmiş olsuna bir eski arabası vardı onu atlayıp geldi çok şaşırdım dedem hani araba da kullanmaması gerek oturduk böyle geçmiş olsun diyor gönül yazar plağı dinliyoruz dedem böyle anıları anlatmaya başlıyor falan. Ee, çok komikti yani 20 tane 30 tane kuşları olan bir adam müthiş bir hayvan sevgisi anneannem deliriyormuş artık yani sonra anneye geçiyor bu yetenek anne çok komik ee, ya yani hakikaten çok komik bir dönem babamla annem boşandığında hep beraber hep beraber aynı evde yaşadık İstanbul'a taşındık Bursa'dan falan yani ev tam bir curcuna yani her kafadan bir ses evi. Hatırladıkça daha çok gülüyorum. Yani bazen olur ya yaşarken çok ağır gelir bir şeyler ama şimdi de iyi ki yaşadım diyorum yani. Sen Bursa'da mı büyüdün? Bir sekiz yaşına kadar incelik. Ee, babam da askerdi. Ee, ondan sonra emekliye ayrıldı. Sonra biz Bursa'ya taşındık. Ee, Bursadan sonra İstanbul oldu. Onlar boşandılar. 97 mi öyle bir şey? 98'de biz İstanbul'a geldik. Sen tek çocuk musun? Ablam var, bir de babamın e, ikinci evliliğinden kardeşim var. Ha, yeni, 18 yaşında. Ama bayağı büyük. Babamın e, çocuğu değil, e, eşinin çocuğu ama kardeşim. Bu anne babanın ayrılığı senin yaratıcılığında etkili bir şey mi sence? Çünkü öyle, öyledir ya, bir taraf eksikse insanlar daha yaratıcı oluyor ya, ya da ben öyle düşünüyorum. Sanki o eksik sevgiyi yaratıcılıkta buluyorlarmış gibi geliyor bana yaratıcılıkta e, yaralarını daha iyi anlayabiliyorsun tabi e, ben çok uzun zaman mücadele ettim hep böyle işte bunlarla nasıl başa çıkabilirim işte bunları nasıl atlatabilirim gibi aslında biraz çok huzurlu bir aile ortamı da değildi bizimki çok okumuş bir anne babadan beklenmeyecek bir şey, bir şiddet performansı yani. Ama zaman geçince sonuçta gazete okuyoruz ve etrafımızda binlerce şey yaşanıyor. Bir anda o bencillikten biraz geç olsa da çıktım yani ne yapıyorum ben ya? Kedi, devamlı kendi hayatımı anlatıp kendi hayatımla ilgili bir şeylere odaklıyım yani. Etrafımda bir sürü şey oluyor. Biraz oraya odaklanıp, biraz haberleri okuyup, biraz başka şeyler yapıp... ...o pencereden yaşadıklarıma bakmam gerektiği düşündüğüm için... Bence oyunculuğun da çok katkısı oldu bunda. Vizyonumu e, hem genişletti, hem de e, fikrimi değiştirdi. Ama o yaralar oluyor tabii, aklıma geliyor bazen. O açlık çok başka bir şey. Sen beklenmedik şiddet performansı dediğin ne? Büyük kavgalar. Yani, aynen yani büyük kavgalar. Yani baba çok daha e, şey bir adam. Şöyle örnek vereyim yani baba Aziz Nesin, Uğur Mumcu okuyan bir baba. Annen ne kadar spiritüel <laughs> kitap varsa... <laughs> <laughs> Bitirmiş bir kadın, ee, iki taraftan e, yerle gök arası bir <laughs> ev yani. E, dolayısıyla e, şimdi şimdi gülüyorum çok. İlginç bir sentez. İlginç. Yani annemden çok sopa yedim. Hakikaten e, öyle böyle değildi yani çok. Şöyle anlatayım, bir sergiye gittim. Avramovic'in sergisine gittim işte. Yani performans e, gösterisine diyeyim artık. Bir sürü insan seyrettim orada ve çok etkisinde kaldım. Sonra orada bir kadın dedi ki aslında dedi Abramovich o kadar annesinden dayak yemiş ki burnunu beğenmediği için dedi. Bir gün annesini döverken o dayağı hesap etmiş ve burnunu e, kıracağı şekilde... Daya yönetmiş dedi, çok küçük yaşta. Bakar mısınız zekaya, dedi kadın. Sonra ben anne, annemi aradım çıkınca. E anne sen beni sanatçı yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim, hiç anlamamışım <laughs> bu durumu yani. <laughs> Keşke biraz kopya verseydin dedim. Yani biraz tabii gülüyorum artık öyle şeylere. Bunları uzatmanın çok bir faydası olduğunu şey, düşünmüyorum. Şimdi niye seni? Çünkü çok mu yaramazdın? Ne yani? Yaramazdım ama rutin böyle şiddet gösteren falan değildi. Yani tipik bir cezalandırma aslında. Eskilere baktığımızda vardır ya öyle. Ter, geliyor terlik Geliyor terlikçi. O yüzden biraz böyle babacı oldum ben. Babaya öğretmen çok kaçtım. Öğretmen falan mı annen? Zorla öğreten ama <gülüyor> <gülüyor> öğretmen değil ama çok bilgili yani anneme anne olarak ulaşamayacağım kadar çok bilgili. Yani ben anneme çok canıma sıkın olduğunu söylerdim. Kızım düşünce gücü kitabının 121. Aha. sayfasında der ki diye başlardı. Anne sana ulaşmak istiyorum, <laughs> istemiyorum kitap falan diye böyle. Ama şey hani lisede elime hermonesin Hermanes'in Sidarte'yi vermiş bir kadın hani çok ondan çok şey öğrendim. Senin ünlü olma maceran uzun mu kısa mı? Yani çok sen çok eziyet çektin mi? Bence sen çok eziyet çeksen pes eder giderdin geriye. Konservatuar zamanı benim dişler aralık. Biri de diğerinin önünde. vul diye bir tiptim yani. Ve e, yapım şirketlerine görüşmeye gidiyorum falan. Çok güzel audition veriyorum yani. Güzel oynuyorum. Hep şey diyorlardı bana. Yani şehirli kızın dişleri aralık olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Para da yok. Hiç aklıma gelmemiş. Yani e, dışarı çıkıp oturuyordum böyle. E ben çirkinim o zaman. Yani bana çok makul bir şekilde çirkin olduğumu izah edilmeye çalışıldı ve bu e, bu parçayı yani bu sahneye çalışırken hiç düşünmediğim bir detay. Yani bir karakteri yaratırken demezsiniz ki e peki bu adam güzel mi acaba? Hani Öyle bir şey yok, daha sonra şekillenir yani, şekilci tarafını süslerken olur ve verebileceğim cevabı düşünebiliyor musun? Yani müthiş suni bir ortam çünkü diyorlar ki yani sizin dişler çok şey, <laughs> e, ellerinizi de çok yiyorsunuz, <laughs> e, problemli bir... ...görüntünüz var yani falan ama çok ağladık performansınıza falan. Yani hayatımda o kadar yalandan teşekkür edip çıktığım <laughs> kapılar oldu ki yani... E, hakikaten böyle şaşkın şaşkın anlarım var. Ama uzun sürmedi değil mi? Sonra... Bir gün e, erkek arkadaşımın konservatuarda telefonundan bir kız böyle mesaj atmış gibi bir kıskançlığa girdim. Ben telefonuna baktım. Meral okay mesaj atmış. <gülüyor> <gülüyor> Meral okay numarasını çaldım. Çocuğun da haberi yok hala. Onu aradım. O böyle çok tok ve karizmatik bir ses tonu vardır ya. Buyurun efendim size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ben 18 yaşında 37'ye fırladım bir anda böyle. <laughs> efendim benim sizinle görüşmem şart falan diye böyle bir ses tonu geldi bana. <laughs> Buyurun dedi bekliyorum sizi ofisimde. İçeri girdim. Tabii içeri girdiğim anda omuzlar yukarıda. Gerçi hala hep yukarıda böyle şeyim. Kapıdan içeri girdim. Meral Hanım böyle masada oturuyor ve şöyle dönüp böyle O ellerini yeme. ...o dişleri birleştir, Juliette Binosh gibi karısın dedi. <laughs> ben, ben öyle kaldım. Ondan sonra bir süre sessiz oturduk biz yani. Ben niye gittim? Bana ne faydası var? Hiç benlik değil ki yani. Dizide mi oynat beni diyeceğim yani? Ne ne diyeceğim falan. İşte bir şey, yol arıyorum yani. Hani bir çıkar yol arıyorum hayatımda. Öyle bayağı bir sohbet ettik kadınla. Sonra ben bulup buluşturup e, dişlerimi birleştirdim. Abi teklifler gelmeye başladı aynı yapımcılardan. <laughs> Bu mu dedim yani? <laughs> hani bu enteresan bir şey. Keramet kişteymiş. Evet. Sonra yıllar sonra Mehmet'le sevgiliyiz mesela Turgut'la. Olağanüstü yani şimdi hala arkadaşımı çok severim. Fotoğraf çekiyor bir gün. Şapşal. Gülme aşkım gülünce çok çirkin. <laughs> Allah'ım yani... <gülüyor> <gülüyor> hala böyle fotoğraf çekiminde böyle objektife bakıyorum. Böyle yapıyorum birden gülmeyeyim böyle iyisi falan diye. Yani... İlk dizin hangisi? Aliye. Aa. Aliye'de e, hastanede temizlikçi e, rolü yazmıştı Ayfer. O zaman bayağı böyle okulda yatıp kalkma raddesinde bir şeydim. Çünkü ben 17 yaşında öğrenci hayatına geçtim. 4-5 kız aynı evde yaşıyoruz. Yani ben zorla onlarla yaşıyorum <laughs> onlar. E, bayağı mutlular. Böyle işte bir ajansa yazıldım galiba Esra'nın. Akkaya'nın. Orada küçük bir rol e, yazdırdı. Sen Necdet İşler tarafındaydın yani. Ben Necdet tarafındaydım. Sonra oradan? Sonra oradan, sonra hiçbir şey olamadım. <laughs> ya yani. Ne olmadı ya. Temizlikçi de kim? Senin nereden... canlandırmalarda falan oynuyorum. O zaman başka kanallarda. Ama Flash TV'de öğün... falan mı? Evet evet, o tarz şeylerde. <laughs> ama dağdan düşüp eve yürüyerek geliyorum falan. <laughs> ama kamyon çarpıyor, sadece ağzımın kenarı kanıyor. <laughs> İlk ölümsüzlük performansımdı. Ee, gerçekten e, enteresan da dağdan düşüp eve yürümem ve yorgundum yani. Yönetmen öyle demişti. Biraz yorul, o kadar da değil. Dağdan düştün dedi. Ondan sonra enteresan şey buldum. Orada keşfettim. Ama ilk sonra Vasfiyle bir şey. Yani sene. oyunculuk teknikleri arasında oyunculuğun herhangi bir tekniği olmadığını <laughs> e, keşfettiğim bir performanstı. Sette tek sinirlendiğim an hani derler ya oyuncular için Gonca Vuslater'i çok zor sette sıkıntı çıkardı. O sette çıkarmıştım çünkü... Senaryo çok kötü diye bir anda kendimi işime kaptırmıştım. Ee, sonra arkadaşım aramıştı beni. E Gonca sen burada da oynamışsın diye dedim ki evet çok oyunculuk yapmak istiyorum çünkü devamlı dualar ediyorum böyle Allah'ım çok güzel bir iş çıkılsın ama dağdan düşüp eve yürüyerek <laughs> gitmediğim falan böyle. Sıkıntı yapıyordum yani, spesifik. Sonra Vasfiye geldi. Ee, sonra küçük sırlar oldu. Ee, Aa, bu arada evet. ben Dot Tiyatrosu'nun seçmelerini kazanmıştım. Daha önce de bir Çingene müzikalinde oynamıştım. O beni çok besledi. Ayşe Şamlıoğlu'nun yönettiği bir oyundu. Ee... ve bizim aslında yollarımız Gülse ile ilk orada kesişti. Yani e, Gülse Avrupa yakasına bir rol yazmıştı. Sinan Çetine işte görüşmeye gitmiştim falan. Neyse sonra birkaç oyuncu ayrıldı, bir şeyler oldu falan ve e, şeyi e, çatısı çatladı. Yani benim e, entegre olacağım yerde bir çatlak oluştu. Vasfiye için Gülse aradığında şöyle arada e, aradı beni. Alo dedim. <laughs> Şimdi düştün elime dedi. <laughs> Yalan dünyaya öyle girdim. Altı bölüm, altı yedi bölüm. Eylem karakteri için. Aman ne altı bölüm. Her bölümde dua ediyorum. Bir de ki, karakterin üç lafı var. Nasıl kendimi gösterip belli edeceğim falan ama... ...sonra çok güzel oturdu her şey. Parasız bir dönem geçirdin mi? Çok. Yani e, bir parayı tutma sorunum var. Çünkü e, kazanıp kazanıp kendimi hedefler belirleyip saçma sapan oralara attım. Yani hayal ettiğim yerlere gittim. Amerika'da, Londra'da, Paris'te. E, oyunlar seyrettim. Ama bunlar parayı sokağa e atmak ee, değil ki. İşte oyuncu kendini beslemezse nasıl oynayacak sonra? Aynen öyle. 54 kişiye tecavüz ettiğini bilmeden Bill Cosby'i seyrettim. Mesela <laughs> o anda mutlu olmuştum. Adam bir ay sonra içeri alındı falan. <laughs> ee, görebildiğim kadar şey gördüm yani. Bayağı tek başıma gezip... ...tek bilmeden... gezebilmeden... E, ...sonra orada kursa yazıldım falan. E, ve hiç böyle hani New York'a gittim, bayağı Oakland yani. Hani bayağı böyle küçük kasabalar, şeyler. Siyahların girdiği bir bara girip, e, beyaz olduğum için parmağımın kırıldığı anılar. Saçma sapan komik şeyler. Ee, oralara çok para harcadım yani. Bu oyuncular niye parasız kalıyor? Parayla ilgileniyorlar mı bilmiyorum açıkçası. Yani işin... Zaten bu yüzden iyi menajerle çalışmak çok önemli bence. Bir de var Armağan. Yani bir yaşama isteği, görme... Hayır mesela şimdi atıyorum ben de hukuk fakültesini bitirince... ...işte avukatlığın ilk dönemlerinde çok para kazanmıyorsun ama... ...mesela o dönem annem babam para veriyor zaten ama bu oyuncuların... ...hep şu öyle bir Ay ben o dönem hayatımın en parasız dönemiydi diye başlayan acayip hikayeleri var. Ne oyuncuları anneleri bu sahip mi çıkmıyor Yani de, mi? ben o yüzden şeyde rahmetli Atilla Özdemir'le devamını böyle e, hep beraber e, para pul muhabbetleri yapardık. Şunu şöyle mi değerlendireyim? Bunu böyle mi işte ödeme gelecek mi, bilmem ne mi? İçimiz şişerdi ondan derdim hep. Ay e, kanser olduğunda Allah aşkına zengin olduğumu görmeden ölme. Yani gerçekten hepinizi mutlu edeceğim falan diye. Ee, sonra bir gün iyi para kazandım. Los Angeles'ta Santa Monica'dayım. Ondan sonra sahilde bir de deli bir Richard Gere hastasıyım. En az beş film orada çekilmiş. Allah'ım burada yürümüş müdür? Şurada koşmuşudur falan. Tek başıma bir kafa yaşıyorum ben orada. Atilla ile mesajlaştık. Ya bugün biraz dedi değerlerim düşük eve geldim. Yatıyorum hastanedeydim dedi. ''Sen neredesin?'' dedi. ''Vallahi ben değerlerin çok yükseldiği <laughs> bir yerdeyim.'' dedim. ''Santa Monica'dayım.'' dedim. Ondan sonra e, güldü falan, işte şu şarkıyı dinle orada, şunu dinle, bunu dinle devamlı. Sonra e, Santa Monica sahilinden sabuncakisi arayıp <laughs> Atilla'ya yüz tane gül gönderdim. E, ve telefondayız yani, o sıra mesajlaşıyoruz. kapı çaldı, mapı çaldı.'' dedi. Ondan sonra gördün mü Atilla dedim, bak zenginliğin gözüküyor olsun, her yerden sana ulaşıyorum falan. Çok eğlenirdik, parayla her zaman çok eğlendim yani. Gelir gider, verdikçe gelir derdi hocam. Ee, hakikaten öyle ee, ama bir noktada tutmak lazım değil mi yani? Değil, tutmuyorsun. Valla beni tutana <laughs> aşk olsun. Niye? Yok canım, şimdi tutuyorum yani. Şimdi biraz daha dikkat ediyorum. Ee, yani yüz değil, hayat... elli gülü yolluyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden öyle bir şey vardı ya, oyunculara çok yapılır. 300 alıyorsan elli alıyorum de falan diye. <laughs> ee, yani konservatuarda tadını çıkaramadığım şeyleri e, çalışırken yaptım yani. Sonuçta oynuyorum, çalışıyorum, para geliyor. Yani hiç oraya takılmadım hiçbir zaman. Korkmuyor musun gelecekten? Bizim piyasanın en büyük korkusu, hep gelecek korkusudur ya. Vallahi Armağan, hayatımda değer verdiğim, çok değer verdiğim üç tane arkadaşımı kaybettim. Bir tanesi Aslı, lise zamanından arkadaşım ve e, kanserden kaybettim. Atilla benim için çok 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 önemli bir insan. Bütün ailesi, ailemleri Atilla gitti e, ve Yaşar gitti, gaga, gaga. Hiç gelecekten korkmuyorum artık. Ya bir de gündemi okuyorum falan. Yani öyle bir dönemde yaşıyorum ki son 15 senede e, canını acıtan beş tane şey say deseler, bilmiyorum öyle hayatımdan şey sayabilir miyim? Yani etrafımda bu kadar şey oluyorken ne kadar duyarlı bir insanım demiyorum. Duyarsız kalmak mümkün değil ya zaten. E, o yüzden biraz e, etkilediği oluyor beni bu e, durumları. Hiç gelecekten korkmuyorum daha fazla anın tadını çıkarmak lazım. Boş vermeden yani, boş vererek yaşamak değil bahsettiğim. Kıymet bilmek lazım. Efalı olmak lazım. Sağlıklı bir fedakarlık lazım. Herkesin iyi bir insan olmaya çalıştığı bir dönemde yaşıyorum yani. Çok hastalıklı bir şey bu. Çok tutkulu aşklar yaşıyorsun. Üf, hem nasıl? Niye? Ne Yani ben? oradaki... Kont <laughs> ne orada ben Hayır. Çıktı. Kontrolü mü kaybediyorsun? Hani ne oluyor? Ya da aşık olunca dibine kadar, ne? O, o ne? O nasıl bir duygu Oraya anlatacak... ...hikayeler var gibi. Yani aşka anlatacak hikayeler, aşkla paylaşılacak şeyler var. Yani işimi aşkla yapıyorum. Arkadaş ilişkilerimde onlara aşık oluyorum. Hayatımdan gittikleri zaman mahvoluyorum. Kapılarında yatasım geliyor. Bir, biri beni sevmediği zaman deliye dönüyordum eskiden. Ya beni niye sevmiyor yani? hiç onunla ilgili değilim ki ben yani bir insan durup dururken beni niye sevmez falan diye. Şimdi hiç öyle bir şey yok yani herkesin kafasının karışık olduğu, herkesin birçok şey yapmaya çalıştığı, bir sürü engelle karşılaştığı bir dönem. Çok takılmıyorum yani onlara. Bunların acısı da aşktan çıkıyor herhalde. Çok eleştiriyorum aşkın içinde, çok yıpratıyorum bazen. İş gitmeye geldiği zaman da çok üzülüyorum. Bir gitme travmam var yani ben gidiyorum diye kapı çarpılacağını anladığım an kendi haklılığımdan dönü veriyorum. Bu da iyi bir şey değil aslında. O zaman o ayrılıkları çok ağır yaşıyorsun. Çok ağır yaşıyorum yani. Ee, bence biraz bencil kendim ayrılsam öyle olur muyum acaba? Ama senin gibi insanlar çarp gidemez ki zaten. Mümkün değil. Sen ancak seni terk etmesi için bir sebep yaratabilirsin. Tabii. Aynen öyle. Yani terk etme gücün olmadığı için seni terk etsin diye boş yere sebepler yaratırsın. Bir Kendi gün... kendini şimdi tek tarafa atmamak lazım suçu ama benim tercih ettiğim aşklarda genellikle kendini yetersiz hisseden, şimdi çok teslimiyetçi olduğun zaman da beni böyle devamlı sanki benim aklım yokmuş gibi yönlendirmeye çalışan Adamlar çok olunca, bir dişlerim çıkıyor benim böyle, ne oluyor hop diye. E, o zaman da bir çatışma başlıyor. Adam da deliriyor tabii. E sen bütün kontrolü bana vermemiş miydin diye. Yo diye bir kadın oluyorum yani. Birden bire. Ben sadece acımı paylaştım gibi oluyorum yani. O yüzden de... Hayvanlarla da grip bir ilişkim var. Onlar da gittiği zaman çok <gülüyor> üzülüyorum. <gülüyor> Tutkulu. Çok. O herhalde dededen babadan miras. Ablam da öyle. Annem o kadar değil bence ama çok seviyor hayvanları tabii. Ama senin bayağı tutkulu bir ilişkin var yani. Hani bazen bahsedince ben sanıyorum ki o evde yaşayan bir insan hayır değil. <laughs> çok seviyorum evet. Tutkulu bir ilişkim var yani. Çok şey çok şey öğreniyorum onlardan. Ne demeye çalışıyor, ne yapıyor? Dinlemeyi öğreniyorum bir kere bu müthiş bir şey. Eskiden o kadar dinlemezdim yani hayvanlarla öğrendiğimi düşünüyorum bunu. Dinlemeye çalışıyorumdan kasıt hani... Ne hissediyor, ne, ne, oluyor şu anda? Yani niye beş adım yürüdü sonra durdu? Ne oldu yani şu anda? Senin kafan bizim gibi sıradan insanlardan daha başka çalışıyor. Mesela sen bunu ne zaman fark ettin? Ya da annen sana... annesini ondan mı dövüyordu acaba? <laughs> Çünkü... Hani... Onun kafası hepimizden farklı çalışıyor. <laughs> o zeka küpü bir şey yani. Baş ne zaman zor. fark ettin mesela? Abi, ya bir dakika ben şimdi bu olayda böyle düşünmüyorum ama bak bunlar böyle düşünüyorlar. Bende mi bir acayiplik var Ben Bende mi bir acayiplik var e, durumu? Konservatuvarın ilk yılı ben e, bütünleme yoktu bizim okulda Müjdat gezende yani atılma vardı. Fakat benim olduğum sene tesadüf e, bütünleme sınavı geldi. Gelmese atılıyordum ben yani. Sebebi şuydu. Benim... Benimki şuymuş yani. İçeriden duydum ne kadar doğru yanlış bilmiyorum da yani ben, ben olduğum için bütünlemeye bırakılmıştım. O kadar büyük travma oldu ki benim için. Yani ben, ben olduğum için bütünlemeye bırakıldım yani. Hani tiyatro hayatının ağır külfetini kaldıramayacak bir hassasiyet. Herhalde deli demenin usturuklu bir Türkçesi yani. Bir de şey yani deli, armağan çok delidir ya, çok severim gibi değil. Herhalde bir hastalıktan bahsediliyor burada oldum yani ve... E, hayatımın en korkunç yazıydı. Kendime böyle, evet ben şimdi acayip bir insanım e, ve normallik taklidi yapıyordum. Yani <laughs> nasıl bir şeyse onu da bilmiyorum falan. Hafiflemeye çalışıyordum. Hep etrafımdaki insanlar bir tuhaf davranıyor gibi, yani bir yok olmuştum tabii öğrenci olarak. Yani ne, ne demek bu? Parçam çok güzel, her şeyi çok güzel oynamışım falan. O yaz, o sezon başında böyle bütün yaz ödevlerime çok çalıştım bütün emesine o vereceğim ya. Bir daha umrum olmadı yani Gonca'nın kim olduğu. Sahneye çıkarım, işimi yaparım, saatinde giderim ve kim olduğuma sadece ben ilgilenirim yani. Bu kadar. Çok takılıyoruz ya bu karakter meselesine yani benim karakterimde asla falan. Yani bir öğrenemedik şu asla dememenin şeyini diye düşünüyorum ben. Değil mi işte yani karşılaşıyorsun, bir daha önüne geliyor, vazgeçiyorsun. Ben o riske girmiyorum artık Armağan. Bu piyasada hiç affetmeyeceğin insanlar var mı? Var. Ee, bir kadın var, çok canımı acıttı. Yani onunla böyle çalışmak istemiştim ve şey demişti bana. Ay senin çok ailevi sorunun varmış, öyle dediler. Yani çok moralsizmişsin, zormuşsun. Ya yani sen zaten hayatında hiç başrol oynayamazsın. Yani başroldekinin en yakın arkadaşı var. Böyle içimden şey dedim, ne diyor bu ya? Yani ne anlatıyor? Bizde çok fazla şey yoktur ya, profesyonel değil. Seni konuşurlar, yani armağanla iş konuşursun, o armağanı konuşur. Sana ne armağanda? Yani e, şimdi ben e, çok özür dileyerek bu cümleyi kurmak isterim. Yani ben on kişinin tecavüz ettiği bir geçmişe sahip olsaydım... ...bana böyle mi söyleyecektiniz iş görüşmesinde? Bu adaletsizlik gözümü dolduruyor. Ay! <laughs> Böyle hissettiğin zamanlarda hiç bırakıp gitme duygusu gelmiyor mu içinde? Çok. Sonra, ama ne yapabilirim ki başka duygusu geliyor mu? Yani. Aa sana, dedim bana ağlatma diye ya. <laughs> ama ben ağlatmadım. <laughs> tamam, tamam. Şaka yapıyorum. Sonra Sezen Aksu girdi hayatına. Şimdi mesela zaman... Ha, hemen gider şimdi. <laughs> zaman zaman konuşmaların... Konuşma tonu Sezen, A Sezen Hanım'a benziyor. Ya küçük sırlarda oynarken Selin e, çok severim. Canım ailemde e, onun yazdığı senaryoda oynamıştım. Çok büyük bir şey benim için. Onurdur yani. Oradan bir tanışıklığımız vardı. O yazmıştı küçük sırlarda. Kaç, 19 yaşında mıyım, 20 yaşında mıyım ne? Ya ses tonu ne kadar Sezen Aksu'ya benziyor diye. Ben çok çığlıklarca ağlamanın, sesimde modül oluşmasının, mesleğimden dolayı bağıra çağıra iş yapmanın, ee, deformasyonunu yaşamış bir ses tonum var yani Sezen Aksu'ya benzetilmesi mutluluk tabii. Sen sahneye de çıkıyorsun ya şarkı söylüyorsun. Seni orada merak ediyorum ben. Eğlenceli Çünkü sen şundan dolayı e, sen çok işini ciddi alan bir kadınsın ya. Ben sahne dizi de çektim. Çektiğimiz için uzun zaman ama şarkı söylemek bir yandan da eğlenmek, eğlendirmek falan ya... Şu i̇şte ...oralarda senin dengen bazen gidiyor mudur acaba diye şey oluyorum. Kızıyor musundur mesela insanlara? Sahnede anlamadım, kızıyor muyum mu? Çünkü hani sen mesela çok ciddi bir şarkı söylüyorsundur. Bir tane adam orada konuşuyordur. Sen delirirsin çünkü de. O kadar keyifliyim ki o anlarda. Ben biraz şarkı söyleyeceğim, siz de keyfinize bakın. Öyle hiç tüş demeyeceğim. Herkes keyfine baksın, istediğini konuşsun falan deyip Eğleniyorum. Sonra arada sinirim bozuluyor. E şey, beni de sohbete alın oluyorum. Ondan sonra bir gün sahnede bir çift geldi, böyle hiç gülmüyor falan filan. Ondan sonra kadını sahneye çıkardım. Ben dedim, nedir abi sizin evliliğinizdeki sorun ya? Hani hakikaten anlatım <laughs> Bazen e eğlenesim geliyor. Metin, e Metin ile bir şey düşünüyoruz. Keyifli bir proje olacağına inanıyorum. Yani şimdi bu böyle, böyle tabii tuhaf bir süreç girdi araya ama e, hikayeler göstermek. ve şarkılar şeklinde, evet. evet keyifli. Keyifli, aynen. Ne söylüyorsun? Hümeyra, Zuhal Olcay, hmm. Sezen, Ajda. Sonra şimdi biraz İngilizce parçalar çalışıyorum. Caz çok seviyorum, keşke biraz böyle evde küçük etütler yapıyorum falan. Şarkı söylemeyi çok seviyorum yani. Bu ee... içinden sonradan çıkan bir şey mi? Yoksa bizden bunu da? Yani abla, sonradan? Ablam müzisyen benim. Bizim ailede, e, Hendek'te mesela bahçede toplanıp hani biri ut çalıyor, öbürü şarkı söylüyor. E, hep eğlence olurdu. Klasik Türk müziği, hayranı bir aile. Yani hepimiz hayranıyız da. Abla Udi zaten yani. Sizde çerkezlik var mı? Vallahi bu zamana kadar herkesi çerkeziz dedim. Babam geçen gün dedi ki, değiliz biz sen niye öyle <gülüyor> <gülüyor> Ben nereden uydurdum bu? Ben nereden bunu e, uydurmuşum? Yani, Ama çünkü her Hendek'te çok Çerkes var. Var, bir de babaannem, yani benim babaannem... E, ...niye böyle diyorum, Atike babaanneden bahsedince, annemin babaannesi... A, ab, ...Abazca mı deniyor? Abazca e, Konuştuğu için. E baba dedim, o niye o zaman öyle konuşuyor? <laughs> ya onların orada öyle konuşuyordu dedi, konuşuluyordu, onlar biliyor o dili dedi. E ben o dil yüzünden herkese Abazlık var dedim. <laughs> <laughs> bir sürü insanla muhabbetim bunun üstüne kurdum dedim. <laughs> Yanlış gözlem Armağan'cığım. <laughs> Bundan sonra hedefin ne Gonca? Bu sıralar e, beni motive eden bir... E, ...tek bir kelime kullanıyorum bunun için. Çünkü bana çok heyecan veriyor yani. Bilmiyorum. Güzelmiş. Bilmiyorum. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür edersin. ederim. Çok keyifliydi, sağ ol. <laughs> keyifliydi, sağ çok. ol.